Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Feridun ve yanımda Seika desu. Konnichiwa desu. Konnichiwa. なんか届いております。なんでしょう。なんだろう。なんかこれから毎週チャンネルにトルコ料理、自分は日本料理作るっていうことはあったので、きっかけとしてarkadaşlar sırf Türk yemekleri hazırladığımız için son zamanlarda böyle daha güzel, daha lezzetli şeyler hazırlayabilmek için Seika'ya güzel böyle siparişler verdim. Elimizde şu an çok güzel ürünler var. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Domates ve biber salçası satın aldık. Nanka Seika ni motto toriko ryori sukutte hoshii ttei no atte. Yappa minasan kininnatte masu ne. Quality motomenai de şef janai kara. トマトペーストって日本ではあったんだよ。最近増えてきたけどね。でもサルチャっていうのはないと思う私は。そう、あと作り方もねちょっと違うからトマトペーストと。そうそうそう。なんかサルチャってあったとしてもなんか違うのが刻んで入ってるやつがサルチャって名前でついてあったんだよね。だからあんまりこういうねのはあんま見たことないんだよ。uzun süredir yapmak istediğim bir türlü fırsat bulamadığım videoyu sonunda hazırlayabiliyorum bugün sonunda.soru cevap videosu yapacağız. Sizlerden daha önce gelen yaklaşık 200-250 soruluk böyle bir anket gibi bir şey vardı. Onun içinden 10 tane böyle eğlenceli, güzel ve anlamlı öğretici bilgi olabileceğini düşündüğüm sorular seçtim arkadaşlar. İlk sorumuz Japon yemeklerini rahatça yiyebiliyor musun? Üzerine olmuş. Japonya'ya ilk geldiğim zamanlar çok sıkıntı çekmiştim aslında. Gerçi hala çekiyorum ama bildiğiniz gibi ben vejetaryenim. Bilmeyenler de vardı belki aranızda tam olarak bir şey diyemiyorum ama et, tavuk, böyle balık falan yiyemiyorum ki Japonya'da bu tür ürünler çok fazla tüketiliyor. Ben yiyemediğim için genelde vücuda böyle protein, mineraldir falan filan besin pek girmiyor. Ben de o yüzden kalan kısımları destek haplarıyla falan halletmeye çalışıyorum. Çok sağlıklı bir şey olmadığını biliyorum ama bir şekilde bu vitaminleri, proteinleri vücuda almam lazım. O yüzden yapacak bir şey yok. Bir de neden et yemediğime dair çok fazla soru geliyor. Yani bunu kaç videoda açıkladığımı hatırlamıyorum ama bu videoda sizlere söyleyeyim. Çocukken arkadaşlar gözümün önünde böyle 2-3 yaşlarında falan kurban kesilmiş. Kurbanda hayvanların böyle kesilip hemen mangala yapılıp yenilmesini falan anlayamamıştım. Çok büyük bir travma olmuştu. O yüzden gerçekten et yiyemiyorum. Balık balık bak. Cacık. Cacık cacık cacık. Balık. Balık. Balık cacık. Balık 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 balık. Nihon da toムスリム、あとはイスラム教に関してなんか日本人って思ってることありますか？イスラム教に関してはムスリムとか全然聞いたことない。逆になんかみんな真面目でちゃんとしっかりそういうのを守ってる人たちなんだなっていう印象はある。Şimdiye kadar yani başı kapalı olan gerçekten İslami kurallara uyan çok fazla insan, genç öğrenci ya da aileler gördüm Japonya'da.Yani Japonlar özel olarak hani Müslümansın sen kapalısın, başın kapalı falan filan Allah kahretsin gibi şeyleri hiç duymadım, görmedim ki Japon toplumunda da öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Çünkü insanlar birbirlerinin yaşam tarzlarına, inançlarına saygı duyuyorlar ve kesinlikle o konularda konuşmaya falan çalışmıyorlar. Herkesin dini, yaşamı işte inancı kendinedir. Bizim karışmak gibi bir lüksümüz yok. O yüzden dilediğinizce yaşayabilirsiniz. Başkalarına zarar vermediğiniz sürece bir problem yok. Kafasında Japonlar yaşıyor zaten. Ayrıca bildiğim kadarıyla şu ana kadar en azından haberlere çıkan böyle bir İslam, Müslümanlara karşı bir durum ya da Müslümanların burada yaptığı kötü herhangi bir eylem vesaire gibi bir şey olduğunu ne duydum ne gördüm. Seika'ya az önce sordum zaten. Hiç öyle bir şey yok dedi. Japonya'da yaşayan Müslümanlar genelde zaten kendi böyle sınırlarını, çizgilerini bildikleri için ve taşkınlık yapmadan yaşadıklarından dolayı herhangi bir sorun olmadı şimdiye kadar. Bundan sonra da olacağını pek düşünmüyorum zaten. Umarım da olmaz zaten arkadaşlar. Nihon da to halal food, tabemono toka utteru mise toka souyu bunka tte arimasu ka? 外国人の方が集まるやっぱ街っていうのが増えてる。だからなんか自分たちが食べたいものがないってなればお店をやるしかないなるじゃん。Japonya'da zaten bildiğiniz gibi çok fazla bir Türk kesim var. Genelde bu Türk kesimi çoğu da işte kebapçılık, dönercilik, restoran işletmeciliği vesaire yaptığı için böyle helal kesim ürünlere, helal yiyeceklere çok dikkat ediyorlar. Sadece Türkler değil, diğer Arap ülkelerinden ya da Müslüman, İslami ülkelerden gelen insanlar da bu şekilde restoranlar, marketler açıp birbirleriyle yardımlaşıyorlar. Bu konuda dikkatli olmalarını, bu şekilde ürünler satmalarını ben çok takdir ediyorum. Çünkü düşünsenize Japonya'ya geliyorsunuz. İslami kurallara uygun yemekler yemeniz gerekiyor. Ama yiyebileceğiniz bir şey yok. Ki Japonya'da çoğu restoranda kullanılan etler de domuz eti olduğu için hani İslam'la zaten uzaktan yakından bir alakası olmuyor. Nihon de sumu tame ni wa Nihongo tte yappari hitsuyou desu ka? Nihongo janakute mo eigo dake de kurashite ikemasu ka? Waratchatte iru. Nihongo nai to kitsui to omou. 英語だけの人もいるとは思う。でもそういう人もやっぱりサポートする日本人の人がいないとやっぱりお店とかも入りにくいって言ってたよ。私見た時は美容院ヘアカットする人のとこで外国人の男の人が一人で来たんだよ。で美容院側が、日本語のサポートをする人が来るって言ってたけど来てないけどどうしたのって言ったら答えられなくて「あ、no」mi tane kanji. Bana soracak olursanız arkadaşlar Japonya'da Japonca olmadan yaşamanız çok zor. Bir kere sözleşmeleriniz var, işte ev tutacaksınız, kiralayacaksınız, personelle görüşmeniz gerekiyor. Yani Japoncanız olmadan karşıdaki insanla İngilizcesi yoksa mümkün değil anlaşmanız. Karşıdaki insanın İngilizcesi olsa bile sizin Japoncanız yeterli değil, onun İngilizcesi yeterli değil. Böyle bir arabuluculuk yapamayacaksınız, olmayacaktır. O yüzden kesinlikle bir destekçiniz, bir Japon arkadaşınızın vesaire olması lazım. Bu gibi durumlarda gerçekten çok fazla ihtiyacınız olacak ki ben de çok sıkıntı çektiğim için bu konuda sizlere hani Japonca bilmeden Japonya'da yaşama konusunu pek tavsiye etmiyorum. Dili öğrenmek için Japonya'ya gelebilirsiniz. Tabii ki o kısımda bir sorun olmaz. Çünkü okul genelde çoğu şeyi sizin adınıza yapıyor ama kendi başınıza gelip burada yaşayayım derseniz büyük sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Turist olarak gelmenizde bir sorun yok. Neden diyecek olursanız turistin gideceği yerler bellidir. Çünkü Japonya'da ünlü belli başlı kısımlar var. Turistik yerler var. Oraya gideceksiniz. Ki oradaki çalışan personeller de Japon insanları da aşağı yukarı böyle belli başlı İngilizce kelimeleri biliyorlar. Siz de günlük böyle konuşmaları yapabilecek şekilde İngilizce seviyesine sahip oluyorlar zaten. Hani turist olarak belki Japoncanız olmasa olabilir ama yaşamak için Japonca kesinlikle gerekli diye düşünüyorum. Nihon da to onna no hito ga kokuhaku suru desu ka? Watashi to tsukiyatte kuremasu ka? という質問を大体女の人が聞くっていうのを聞いたんですけど、本当ですか？うん、多いかも。おお、そうなんだ。うん。かっこいい人と付き合いたいってなれば好きな人を見つけるじゃん。やっぱりああいう人がいいな、かっこいいなって。でその人に女の人が告白しに行くんだよね、大体。日本だとバレンタインデーっていうのは女の人が男の人にチョコレートを言って気持ちを伝えるとかそういうのが多いんだよね。むしろね、女が男の人、相手好きだとしても。好きじゃないような雰囲気が出す。すぐ付き合おうとしたらなんか楽しくないんじゃないっていう気持ちで遊んじゃう。っていうのは結構トルコあります。だから男たちはもう本当に大変ですよ。あ、無理。トルコの恋愛関係を簡単に説明しようとすると、女の人がダンジョンの宝物です。で、男の人は冒険者。男の人は女の人を手に入れるためにそのダンジョンを全部クリアしなきゃいけないんだよ。で、いろんな条件があって、で、最後、残った男が、唯一の男が、宝を手に入れるっていう感じ。で、それで女も喜ぶ。Seika yengeって、日本人じゃなければ、どっちの国が良かったですか？あと、いつか他の国で住むこと、暮らすことって考えてますか？フリと出会って結婚して、それがきっかけだったわけなんだよね、ちゃんと。どっちの国って言われたら、やっぱり変わらず多分、私は日本になってると思う。で、どこに住みたいって言ってもやっぱり日本ってなってたと思う。日本人は子供できたら、女の人がちょっと愛をなくしちゃうとか、子供の方に集中しすぎて、なんか前みたいにイチャイチャしなくなっちゃうとか、ラブラブの感じが旦那さんともなくなるっていう噂があるんですけど、それって本当ですか？で、自分はできないのに旦那さんはじゃあ飲みに行ってくるねとか、なんかゴルフ行ってくるねとか、私は行けないのに勝手に行くのお前って感じがすごくあるんだって。そうでそれでもやっぱりなんか一緒になんかきついけど一緒に楽しみに行こうかとかそういうのがあるのかなと思うけどそういうのがだんだんとなくなっていくんだって。だから愛が冷めていくんだって。そう冷めていってでやっぱ子供はずっと自分の中にいるわけじゃん。だからこの子だけを守らなきゃいけないっていう気持ちが強くなってしまうんだって。でいざ子供が生まれましたってなったら子供はやっぱり泣くのがお仕事じゃんギャーってでそれを旦那さんはわからない人が多いんだって。やっぱり片方がうるさいとかお前なんとかしろよとかそういうことを一回でもされたらそれがもうインプットされてもうお前なんていらないっていう気持ちになるくらいまでなっちゃうんだって。日本人の男性ってロマンチックですか？愛してる人、好きな人を大切にしてくれるんですか？アニメと比べると実物の方が違うんですか？気持ちの問題だね。そうだね。日本人って言ってもみんな一人一人違うじゃん。確かにそれぞれの人だからね。結論的に言うと、大体私はロマンチストじゃないと思う。今まで外国人だから、道で歩いてる時とか、働いてる時、コンビニ行った時、買い物する時とか、差別を感じたことありますか？Bana soracak olursanız yok arkadaşlar ya. Bilmiyorum hani Japonlar belki içten içe sinirli, kibirlilerdir ya da içten içe böyle bir ırkçılık, ayrımcılık yapıyor olabilir ama ben şimdiye kadar hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. Çok garip gözlerle böyle surat ifadeleriyle etraftan bakıldığım, izlenildiğim oldu. Yani bu video çekerken de çekmediğim zamanlarda da aynı şekilde. Yabancıysanız Japonya'da yani bilmiyorum. Son zamanlarda gerçi çok dışa kapanık bir ülke değil ama öyle bir imajınız var yani. Yabancı insan. Japonya'da yaşayan zaten genç gençlerin, yani yaşlı insanları tam bilmiyorum, bu konuda çok fazla konuşmuştum, bu konuda sohbet etmiştim yok ama gençlerin büyük kısmı yabancı insanları böyle hani arkadaş canlısı, cool böyle takılabilecek, güzel vakit geçirebilecek insan olarak düşünüyorlar. Herkes böyle diyemem. Bakın daha sonra Japonya'da yaşayan başka kişilere gidip işte bu kanal böyle dedi, siz ne düşünüyorsunuz diye. İşte o kişi farklı bir şey söylediği zaman bana gelip bu kişi böyle söyledi diyorsunuz. Kavga çıkarmaya çalışan arkadaşlar oluyor böyle aranızda. Herkes kendi şekilde kendi konusunu anlatmaya çalışıyor. O yüzden böyle hani ben kendi fikirlerimi söylerim. Başka yaşayan insanlar kendi fikirlerini söylerler. Bu şimdiye kadar deneyimlediğimiz olaylarla başımıza gelmiş şeyleri anlatmaya çalışmamızdan kaynaklanıyor. O yüzden o insan A kişisi öyle deneyimlemiştir. Ben böyle deneyimlemişimdir. Ben kendi deneyimlerimi sizlere açıklamaya çalışıyorum. Sorunun cevabına gelecek olursak hepsini toparlayıp şimdiye kadar öyle bir şey ben hiç hissetmedim ya da görmedim. Etrafında yapıldıysa bile bilmiyorum, fark etmemiş de olabilirim. 日本だと自殺の確率って結構高いらしいんですけど、これってなんでですか？自分もね、もうこの年まで生きてきたら仕事なんていっぱいしてるじゃん。疲れると本当にどうでもいいやってなる瞬間があるんだよ。なんかもう人に疲れた、仕事に疲れた、なんか家に帰ってきても寝る時間数時間しかない、早く朝出なきゃ、満員電車乗らなきゃっていうのって疲れになるじゃん、全部ストレスじゃん。有名人とか、まあすごい貧乏な人とか、普通にお金いっぱいあったとしても別に物と関係してないんですよ。多分気持ちの問題なので、まあ頭の中でやっぱり終わったって思っちゃえばもう多分そこからないと思います。簡単に言おうとすると働きすぎ。ストレスが多い。あと寂しいっていうのは、まあトップ3かな。あとお金ない。まあそれは4つ目に入れちゃうと。Bu dört sorun arkadaşlar Japonya'daki intihar oranlarının artmasına ya da çok fazla olmasına en büyük sebep diye söyleyebiliriz aslında. Bu son bonus sorumuza geliyoruz. Bu çok güzel bir soru. Seika'ya yönlendirip bakalım ne düşündüğünü hemen öğreniyoruz arkadaşlar. 日本人ってトルコ人のこと好きですか？まあ身近な人たちにお話しすると、トルコ人イコール、まあケバブのお店が多いからすっごい声大きいし、もう優しいし、そうサービスとかもすごいしてくれるし、なんかフレンドリーでめちゃくちゃいいよねっていうのは日本人の方言ってくれるよ。まあイベントとか参加してもそうでしょ、うん、なんかねテレビだとよく私見るのはカッパドキア、風船がプーンパムッカレ、それ私かパムッカレ好き。そうそうそう、行ったことないよね。ない、行きたかったんだけどいけなかった、パムッカレだ。まあそんな感じでテレビとかでなんかトルコの特集とかするとやっぱり見る人結構いるんだ。え、何アンタリアで有名なやつなんだっけ？ウチカプラルとカパルチャーシとか。アンタリアだとキョフテ、まあピアス、あとオレンジとかレモンとかそういう系果物がすごい、アンタリアがなんかトルコ全国から知られてる街って言われる。あとは港も行ったよね一緒に。はい。ホテルに泊まりたい。Otelde kalmak istiyorum. Otelde kalmak istiyorum. Açık büfe. Sınırsız yemek istiyorum. Çıldırıyoruz. Bu hafta da böyle güzel bir sohbet, eğlence videosu oldu diyebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki videomuz Seika bizlere Türk yemeği pişireceği için vallahi bekliyoruz yani. Burada aldık, görüyorsunuz. Seika'nın bize Türk yemeği pişireceği günler inşallah gelecek yani. O yüzden beklemede kalın. Çok güzel yemek videoları hazırlayacağız sizlere. Bu hafta da bizlerden bu kadarlık olsun diyelim. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın ve salçayla kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.